kültür sanat ve spor toplumları bir arada tutan ortak değerlerdir daha doğrusu öyle olmalıdır. Ülkemizde ise maalesef bu ortak değerlerimiz uzun süre sadece belli bir kesimin tekelinde olmuştur. Özellikle kültür ve sanat alanında öne çıkabilmenin ancak milletin değerlerine karşı olmakla mümkün olabildiği gibi çarpık bir anlayış ülkemizde hakim kılınmaya çalışılmıştır. Taksim'deki opera binasının yenilenmesi yani Atatürk Kültür Merkezi'ni kastediyorum başta olmak üzere daha iyisini, daha güzelini yapmak için atılan adımlar bu çarpık anlayışın saldırısına uğramıştır. Halbuki AKM aslında deprem sebebiyle ciddi bir hasara da uğramış olan bir yerdir. Yani deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan bir yer. Taksim'deki o sağlıksız ve kesinlikle çirkin yapıyı yıkıp yerine daha güzel bir eser kazandırmak istediği için uzun yıllar boyunca yerden yere vurdular. Ne sanatçı düşmanlığımız, ne sanata saygısızlığımız kaldı. Halbuki biz hem İstanbul'a hem de Kültür sanat dünyamıza yakışır bir eseri ülkemize kazandırmak için çalıştık. İşte Harbiye Kongre Merkezi bunun bir örneğidir. Şimdi inşallah Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni aynı mimari gruba yaptırdık. Proje şu anda bitti. Gerek yan gerekse arka taraftaki boşlukları da oraya dahil etmek suretiyle yıkıp orayı yeniden hakikaten çok ama çok güzel bir eseri İstanbul'umuza kazandıracağız. Kültürü, sanatı, sporu belli kesimlerin tekelinde tutma saplantısının ülkemize hiçbir faydası olmadığı gibi tam tersine bu tavır her alanda üzüntü verici bir sığlığa yol açmıştır. Teessürle belirtmem gerekir ki Türkiye'nin gücü ve kapasitesiyle kültür sanat ve spor alanında bulunduğumuz yer uyumlu değildir. İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakınız dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı milletimizin asgari beklentilerini dahi karşılayamayız. Şimdi birileri hemen diyecek ki efendim siz devleti temsil ediyorsunuz. Şikayet değil, icraat makamındasınız. Bu sözün anlamı. Kültürü, sanatı, sporu niye yönetmiyorsunuz ithamıdır. Bana göre bu da bir başka yanlış bakış açısıdır. Devlet kültürde, sanatta, sporda yöneten değil, destekleyen, teşvik eden konumunda olmalıdır. Çünkü devletin bizzat üstlendiği her iş ister istemez bürokrasiye, hantallaşmaya, verimsizleşmeye mahkumdur. Hatta daha ileri giderek söylüyorum. Prensip olarak sanatçıların devlet memuru olmasını dahi doğru bulmuyorum. Devletle kültür sanat faaliyetleri arasındaki sağlıksız ilişkinin bir başka tezahür alanını da belediyelerde görüyoruz. Halkın doğrudan günlük hayatına dokunan hizmetler yürüten belediyelerimizin kültür sanat faaliyetlerinde skora değil niteliğe yönelmesi gerekiyor. Belediyelerimizin veya belediyelerimizden bu faaliyetler için ayrılan ve hiç de küçümsenemeyecek rakamlara ulaşan bütçelerini doğru kullanmalarını halkın hayatına dokunan işlere öncelik vermelerini bekliyorum televizyon dizileri son dönemde küresel düzeydeki en büyük kültür başarımızdır. İşte en son gerek Körfez'de, Orta Doğu'da, Hindistan'da yaptığım ziyaretlerde de Türk dizilerinin, filmlerinin onlar tarafından da beğenildiğini, takdirle karşılandığını özellikle Hindistan ziyaretimde kendilerinden duymak beni gerçekten orada farklı bir şekilde dedim ki bu bizim mefahirimizdir. Ve onlarla bir anlaşma yaptık. Nedir? Şimdi Hindistan ve Türkiye olarak ortak film konusunda çalışmalar yapacağız. Son yıllarda tüm sancılarına ve sıkıntılarına rağmen gerek tesisleşme gerekse mücadele bakımından önemli mesafe kat ettiğimiz alanlardan biri de spordur bu güçlü altyapı üzerinde gençlerimizi tüm spor dallarında geleceğe daha bilinçli, daha teknik, daha profesyonel hazırlama imkanı elde ediyoruz. Futbol popülerliği veya kitleleri etkileme gücüyle en çok konuşulan spor dalı olsa da basketbolda, voleybolda, güreşte ve diğer pek çok spor dalında elde ettiğimiz başarılar gerçekten İftiar vericidir. Son zamanlarda atletizmde, halterde, jimnastikte elde edilen başarılar bunun en güzel ifadesidir. İnşallah ilk fırsatta şampiyon sporcularımızın hepsiyle bir araya gelecek, tebriklerimizi bizzat kendilerine de ileteceğiz. Başarılarıyla gençlerimiz arasında birer sembol haline gelmiş sporcularımızdan bu misyonlarına uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. Siyasetçi de olsanız, sanatçı da olsanız, sporcu da olsanız milletin gönlünde yer edinmek öyle kolay değildir. Ama bir defa bunu başarmışsanız artık toplumsal bir sorumluluk da üstlenmişsiniz demektir. Bu sorumluluğu taşıyamayanlar sadece kendilerine değil, aynı zamanda temsil ettikleri Sanat ve spor camiasının tamamı ile birlikte milletimize de zarar verdiklerini bilmelidirler. Sporcu hepsinden öte sanatçı, sanatkar bu ülkenin birliği, beraberliği için en önemli bizim dinamik unsurlarımızdır. Ve dikkat ederseniz idealleşmede İdeal insan tiplerimiz hep buralardan seçilir. Siyasetçiden, sanatçıdan, sporcudan bakarsınız, gençlik kendine idoller oluşturur. Onun için de sizlerden beklentimiz çok ama çok fazla. Ve gençlik idollerini arıyor sorusuna karşı ben diyorum ki gençlik idollerini buldu diyebilmeliyiz. Bu konuda rahat hareket edebilmeliyiz. Ki ülkemizin birliği, beraberliği noktasında kimse bizi parçalayamasın. Çünkü bu birliği, bu beraberliği yakaladığımız anda hiç endişe etmeyin. Türkiye'yi kimse tutamayacaktır. Türk milletini kimse bölemeyecektir. Bugün büyüme rakamları açıklandı. Ve Türkiye İlk çeyrekte hamdolsun yüzde beşi büyümede yakaladı. Bu çok çok önemli bir büyüme rakamı ve dünyada şu anda birinci sırada Çin büyüme rakamında. ikinci sırada Hindistan, üçüncü sırada Türkiye ve Endonezya. Hedefimiz 2017 sonuna kadar bu büyüme oranını artırarak devam ettirmek. Bunu bu şekilde devam ettirmemiz halinde önümüzdeki 2023 hedefi rahatlıkla tutturulacaktır.